Gölgesizler, Heba, Kuşlar Yasına Gider ya da Harfler ve Notalar gibi kitapların yazarı olan Hasan Ali Toptaş'ı eminim ki bu kanalı bugüne kadar takip etmişseniz duymuşsunuzdur ya da başka kanallardan da duymuş olabilirsiniz. Arkadaşlar aslında ben bu videoyu şunun için yapıyorum. Çünkü bazı konularda sadece ben tekil olarak düşünmeyi sevmiyorum. Sizin de görüşlerinizi görmeyi ve okumayı istiyorum. O yüzden Hasan Ali Toptaş hakkında bir iğrençlik suçlaması var. Bu suçlama olmaktan çıktı artık. Yani kendisi de kabul etti bunu. Çünkü Hasan Ali Toptaş'ın kendi yayın evinin yönettiği bir Twitter hesabından Hasan Ali Toptaş adına bir açıklama yayınlandı. Aslında bu videoyu bu tür olaylara karşı nasıl tepki vermeliyiz ya da insanlar bu tür olaylara karşı nasıl tepki veriyor ve işte yanımda bütün bu kitapların akıbeti ne olacak gibisinden bir aslında durumla bu videoyu yapmak istedim. Çünkü gerçekten yorumlarınızı merak ediyorum. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın lütfen. Öncelikle birkaç kadının söylemiyle başlayan bu olay Pelin Buzluk ve Aslı Tohumcu gibi kadın yazarların olaya dahil olmasıyla birlikte daha da büyüdüğünü söyleyebilirim. Hatta Pelin Buzluk da dün daha şöyle bir gönderi paylaştı arkadaşlar. Benim de kendisiyle çok korkunç bir anım var. O zaman evliydim, eşime bile anlatamadım. Yıllar sonra güçlükle anneme anlatabildim. Sonraları bazı yazar arkadaşlarıma yine zorlanarak anlattım şeklinde bir tweet attı. Yani Hasan Ali Toptaş insanları, yani özellikle de kadın yazarları evlerine çağırıp böyle bir taciz girişiminde bulunduğu yönünde bir ortaya bir durum atıldı. Ve bu iddia olmaktan çıkıp bugün itibariyle Hasan Ali Toptaş bunu kabul ederek gerçekten de bir talihsiz bir açıklama yayınlayarak bunu kabul etmiş oldu. Hasan Ali Toptaş'ın açıklamasını da okumak istiyorum size bu arada, onu da söyleyeyim. Kamuoyuna, insan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum. Hasan Ali Toptaş. Şimdi ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bir entelektüel olarak belirlediğimiz halkta bir insan var. Yani bu X insan olabilir, fark etmez. Ve bu X insanın, entelektüel insanın yaptığı, özellikle de bilmeden ve fark etmeden kelimeleriyle bunu dile getirmeye çalıştığı bir dönemde yani gerçekten çok büyük hayal kırıklıklarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden Hasan Ali Toptaş'ın bu bilmeden, fark etmeden demesi gerçekten içimi cız ediyor. Yani çünkü o kadar tacizlerin sonucunda ölümlere varan olaylarla karşılaşıyoruz ki bence tamamen bir hayal kırıklığı diye düşünüyorum. Ama benim dediğim gibi bu videoyu yapma sebebim aslında bu kitaplara karşı, yani edebiyatçının edebi eserlerine karşı nasıl bakmamız gerektiği konusunda sizin görüşlerinizi merak etmemden dolayıdır. Yani arkadaşlar şimdi sadece hiç kimseye saldırmadan, hiç küfür etmeden, saygılı bir şekilde bu kitapları okumalı mıyız, okumamamalıyız? Yani okumalı mıyız yoksa okumamamalıyız şeklinde bir görüş bildirmenizi rica edeceğim yorumlar kısmına. Çünkü ben dediğim gibi tekil bir bakış açısıyla, tek bir akılla bu konuyu değerlendirme kapasitesine sahip olmayabilirim. Çünkü bir erkeğim ve taciz edilen kadının gözünden bakma konusunda bir empati yeteneğim yok. Yani zaten olamayacaktı. O yüzden ya ben de bu empati konusunda kendimi geliştirmeye çabalıyorum. O yüzden özellikle bu kitapların okunması, işte bu tür iğrençlikler, bu tür tecavüz gibi, bu tür olaylar gibi şeyler yapanların bu yapanlara karşı nasıl davranmamız gerektiği konusunda sizden öneriler bekliyorum. Özellikle de sizden şöyle yorumlar bekliyorum. Yani kitapları okumalıyız işte şu sebeple, ya da kitapları okumamalıyız ya da işte şu sebepledir. Yani Hasan Ali Toptaş'ın tanınmasını, isminin duyulmasını, artık bu ismin tamamen edebiyat dünyasından, dünyadan kaldırılmasını istiyorum şeklinde bir yorum da getirebilirsiniz. Ben kesinlikle karşılaştırmalı görüşlere ihtiyacım var yani. Çünkü bu konuda hem eksikliğim var hem bilgim az açıkçası bu konuda. O yüzden bu konuda kendimi geliştirmeye çabaladığım için hem bu Hasan Ali Toptaş'ın bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapmış olma söylemesini, hem de işte bu eril faillik konusunu ya da işte Pelin Buzluk, Aslı Tohumcu gibi yazarların sosyal medyada bir bu söylemin yayılmasıyla birlikte oluşan bu hareketi aslında sizin bakış açınızdan nasıl yansıdığını merak ediyorum. Bu video aslında benim bakış açılarımdansa sizin bakış açılarınızın olmasını istediğim bir video arkadaşlar. O yüzden yorumlar sekmesine lütfen yorumlarınızı belirtirseniz beni sevindirirsiniz. Öncelikle şundan bahsedeyim.
Yazarların kitaplarının okunmasından sonra öncelikle önce bir ahlak çerçevesinden bakacak olursak tacizci cezasını almalı. Aslında bu kadar basit yani. 3 kelimeyle anlatılabilecek bir konu bu bence yani benim görüşümce. O yüzden öncelikle bir cezası alınsın. Bence sonrasında eserlerine geçilebilir diye düşünüyorum. Yani başka bir bakışla bakacak olursak. Ama kesinlikle bu artık bu konuda cezalar verilmeli. Suç varsa cezası da çekilmelidir arkadaşlar. Yani benim en nihai görüşüm bu yöndedir. O yüzden siz de kendi görüşlerinizi lütfen yazmaktan çekinmeyin. Görüşlerinizi bekliyor olacağım. Bu konuda takipçisiyim. Yani bakıyorum kimler ne yazmış, başka insanlar ne yazmış diye bakıyorum. O yüzden bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin ve görüşmek üzere.